Merhaba sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için açılım yapacağız. Başak burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek de izleyebilirsiniz bu videoyu. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Başak burçlarına ve yükselen Başaklara niyetleniyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Hayatınızda ne gibi gelişmeler yaşanacak? Hepsine bakacağız dostlar. Şimdi kartlarımıza bakalım. Seçmeye başlayalım. Haydi bakalım. Öncelikle biraz kendimizi olumsuza ittiğimiz bir dönemde olabiliriz. Yani olumsuz düşünce içerisinde bulunduğumuz bir dönemde olabiliriz. Hayatımızla alakalı birkaç engel çıkmış olabilir önümüze diyor. Bu parayla alakalı, eğitim, kariyerle, aşkla alakalı, hayatınızdaki herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Hangisiyle alakalı olduğunu siz kendinize alıp kabul edeceksiniz. Çünkü hepinizin hayatı farklıdır. Ee, burada video yaptığımız için arkadaşlar maalesef ki hepiniz için parada sıkıntı var ya da hepiniz için aşkta sıkıntı var gibi bir şey asla söyleyemem. Sadece hepinizin ortak bir noktası ki bir sıkıntı var hayatınızda. Ulaşmak istediğiniz bir şeye ulaşamıyorsunuz. Özellikle istediğiniz huzura ulaşamıyorsunuz ve bunu engelleyen ya yaşamınızda belli başlı bir koşullar var bundan kaynaklı ama büyük ihtimalle de etrafınızdaki birkaç insanın sanki sizi böyle engellemesi, belki rakiplerinizin, belki de sizin bu gittiğiniz yolu aileniz onaylamıyor olabilir partneriniz onaylamıyor olabilir ya da arkadaşlarınız vesaire siz bu şekilde olumsuza yönlendiriyor veya sizin sizin kafanızı karıştırıyor olabilir. Her kimse arkadaşlar ya da her nasıl koşullarsa belki de ulaşmanız için hayat size belli başlı böyle bir şartlar koymuştur ve şu an şartlar sebebiyle istediğinize ulaşamıyor olabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak, nasıl devam edecek diye. Bu konudan arkadaşlar asla duygusal düşünerek değil, tamamen mantıkla kurtulacağız diyor. Bakın bütün duygularınızı alın bir kenara koyun. Mantığımızda düşünerek bu sorunu halledeceğiz. Mesela parayla alakalı sıkıntın var ve belli başlı şartlardan dolayı istediğin paraya ulaşamıyorsun e, ya da paranı istediğin gibi kullanamıyorsun. Ha, kurtulmak mı istiyorsun? tamamen mantıklı hareket et. Şu üzülür, bu kırılır, işte şundan hoşlanırım, işte onu üzmüş olurum, hoşlandığım kişiyim, ee, sevdiğim kişileri kırmış olurum. Şu olur bu olur. Bunları düşünme. Yani eğer bir insanla bağlantılıysa mesela ya da işte bu yolda zaten ben bu kadar uğraşırsam, çabalarsam e, sonucunda yorgun olurum, zaten mutlu olamam kesin vesaire gibisinden kendine kötü eee terkinler de vermiyorsun. Sadece mantığını konuşturuyorsun. Bak, eğer böyle yaparsam bu olur. Bütün olasılıklar, bütün yollar Ser önüne hangisinden gidersen nasıl olur diye düşün. E, hepsini böyle bir ince ele sık doku. Ondan sonrasında bu sıkıntılı durum içerisinden kurtulacaksın. Neden özellikle duygusal e, duygusal şekilde e, karar almamalısın dedim. Bunun sebebi şu an mesela ilişkiyle alakalı arkadaş ilişkisi olur. aşk Aşkla alakalı ilişkiniz olur. Hoşlandığınız kişiyle alakalı e, beklentileriniz olur. Her ne koşulda olursa olsun arkadaşım sen eğer duygusal şekilde karar alırsan e, duygularınla hislerinle ilerlersen işler e, içinden çıkılamaz hal almaya devam edecek o yüzden eğer yani bu yani duygusal konuyla alakalıysa bile duygularınla alakalıysa bile duygusal şekilde kararlar alma diyor tamamen mantığını konuşturman gereken bir dönemdesin diğer kartımız Biraz monotonluktan sıkılmış olabiliriz arkadaşlar. Bu arada burada kesinlikle mutlak suretle paraya ya da gönlünüzde yatan şey neyse ona ulaşacağınızı gösteriyor. Özellikle parayla alakalı tabii ki de bilgi veriyor kartımız. İlişkimizde biraz monotonluktan sıkılmış olabiliriz aşk hayatımızda. Bu illaki ilişkiniz olması gerekmiyor. Şu an hayatınızda birisi yoktur ve bundan dolayı kendinizi çok sıkkın ve bıkkın hissediyor olabilirsiniz. Bundan kurtulmak için bir şeyler yapmalı. Yani sizin sadece elinizde. Önünüzde hiçbir engel de yok. Mesela hoşlandığınız birisi olursa ona bir Adım atın ya da sizden hoşlananları tanıyın ya da ilişkinizde e, heyecan katmak için ne istiyorsanız aşk hayatınızda neyin eksik olduğuna inanıyor ve bundan kaynaklı böyle biraz e, sıkıntılı hissediyorsanız kendinizi bunu elde edebileceğinizi gösteriyor. Sadece elde etmek için arkadaşlar bir adım atmanız gerekli ile alakalı, duygusal konularla alakalı, aile ilişkisi e, ya da arkadaş ilişkisi de olabilir. Bu illa aşk olması gerekmiyor. Nasıl bir heyecana ve değişikliğe ihtiyacımız varsa arkadaşlar, bunun için e, fırsatlar önümüzde olacak. Sadece bizim bunu değerlendirmeyi bilmemiz gerekli aslında. Bir diğer kartımıza bakalım. Asılan adam. Şimdi arkadaşlar, hayatımızla alakalı bazılarınız bu videoyu izleyenlerin bazıları düşünüyor ki işte ben e, İstediğimi hayatıma zorla çekemem. istediğime zorla ulaşamam. Ben böyle uzaktan izleyeyim. Bana para gelirse gelir. Kariyer gelirse gelir. Eğitim gelirse gelir. Aşk gelirse gelir. Ya da ilişkim kurtulursa kurtulur. Ama böyle bir düşünce asla sizi mutluluğa ulaştırmaz. Evet, bazen gerçekten hayat verirse verir ve bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz. Ama bu noktada sizin yapabileceğiniz bir şeyler var diyor. Bakın burada biraz monotonluktan sıkıldığınızı söylemiştim. Hep aynı şeylerin olması, bir türlü o istediğiniz heyecana ve değişikliğe ulaşamamış olmanız. Ama burada diyor ki bunun sorumlusu sensin. Çünkü sen yeteri kadar uğraşmıyor, yeteri kadar çaba göstermiyorsun hayatında bir değişiklik olması adına. Dediğim gibi bu bazılarınızın para durumu, bazılarınızın eğitim kariyer, bazılarınızın aşk durumuyla alakalı olabilir. Ama her ne konuysa siz zaten hangisi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar bu konuyla alakalı artık bizim bir ee, adım atmamız gerekli çünkü kendi hayatımıza heyecanı getirebilecek tek kişi biziz. Yani gerçekten hayatımızda değişiklikler istiyorsak arkadaşlar ve bunlar olmuyorsa bunun bilerim ki en büyük sorumlusu sizsiniz. Yani önünüze kısmetler çıkacak. Her ne kadar şu an kendinizi olumsuz bir durum içerisindeymiş gibi hissetseniz de aslında e, hepsi aslında sizden kaynaklanıyor. Yani istediğinize ulaşmanız aşk hayatınızdaki istediğiniz heyecana ulaşmanız, istediğiniz şeylere ulaşmanız hepsi sizin elinizde arkadaşlar. Yani şu an inanmıyor olabilirsiniz ama gerçekten öyle kartlarımız bunu söylüyor. Bakın bu da aynı şekilde söylüyor. Burada bir hareketsizlik var. Evet kısmetimiz var. Aşk hayatıyla alakalı hayatımıza yepyeni tecrübeler katabiliriz. İlk önce bir aşkla alakalı yorumumu yapayım. Ardından para eğitimi, kariyer konularıyla. Ondan sonrasında da en son niyetlendiğiniz konu farklıysa onunla alakalı bir yorumumu yapacağım. Şimdi burada dostlar şu kameramı bir türlü düzeltemedim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar asa üçlüsü kartımızın da gelmesiyle birlikte full şekilde bir yorumlamak istiyorum. Aşkla alakalı. Mesela diyelim hoşlandığınız birisi var. Bu kişiyle bir ilişki olmasını istiyorsunuz ve aranızda herhangi bir etkileşim ve bir heyecan oluşmadığı için sürekli böyle kendinizi ya bu zaten olmayacak herhalde deyip böyle kötü hissediyorsunuz. Olumsuzluğa itiyorsunuz. Ama burada arkadaşlar sizin aşk hayatınıza birisinin girmesini istiyorsanız ya da hoşlandığınız kişinin girmesini istiyorsanız sizin bir adım atmanız gerektiğini. Önünüz çok açık, çok yeni maceralar atılacaksınız. Müthiş maceralar sizi bekliyor. Ancak siz kararsız olduğunuz için ve sadece kendi yerinizde durup da aşk gelsin beni bulsun, hoşlandığım kişi gelsin beni bulsun düşüncesinde olduğunuz için istediğinize ulaşamıyorsunuz. Bunu farklı şekilde nasıl yorumlayabiliriz? Zaten şu an ilişkiniz varsa eğer e, ve ilişkinizle alakalı işte bir heyecan arıyorum. İşte şuraya gidelim diyorum. O kabul etmiyor. O buraya gidelim diyor. Ben kabul etmiyorum. O şu şekilde yaşamak istiyor. Ben bu şekilde yaşamak istiyorum. Şu bu. İlişkinizde aradığınız heyecan, farklılık, ee, neyse bazılarınıza para bile olabilir. İlla duygusal konular olması gerekmiyor yani aşk hayatınızda. Aradığınız şey neyse, sizin ikinizi de ilgilendiren ve ikinizin de mutlu hissedeceği konu neyse, ne ne eksikse bunu arkadaşlar oluşturmak için bu istediğinize, aşk hayatınızda eksik olan şeye partnerinizle birlikte ulaşmak için yapmanız gereken şey ilk adımı özellikle sizin atmanız. Gerçekten şansınız çok yüksek ama bir türlü sadece böyle düşünüyorsunuz. Olsa güzel olur, yapılsa güzel olur, şu olsa güzel olur. Evet güzel olur ama yani bunun olmasına sebep olacak kişi sizsiniz sadece. O yüzden adım atmalısınız. Eğitim kariyerde de aynı şekilde. Mesela istediğiniz bir iş var ya veya okul var veya işinizde yükselmek, eğitim durumunu da yükselmek istiyorsunuz her neyle alakalı niyetlendiyseniz Bununla alakalı bir şeyler yapabilmek sizin elinizde sadece. Siz adım atmadığınız, siz uğraşmadığınız, çabalamadığınız takdirde hayat size bir şey vermeyecek. Çünkü e, siz hayata karşı bir adım atmalısınız ve o da size karşı bir adım atsın ve istediğinize ulaşın. Parayla alakalı da yine aynı şekilde. Aslında istediğiniz şeyle niyetlendiğiniz farklı bir şey varsa onunla alakalı da aynı şekilde. Şu an biraz gözlemlemek istiyorsunuz hayatınızı. Evet gözlemleyin bu güzel bir şeydir ama bunun süresini çok uzun yaparsak bu sefer e, önümüzde çok güzel heyecanlar ve yenilikler olmasına rağmen biz kendimizi geri plan atmış oluruz. Çünkü sadece izliyoruz. Bana gelsin. Ama bana gelsin demekle hiçbir şey gelmiyor. O yüzden hayattan beklentileriniz her neyse hayatınızda eksik olan ya da zaten var olan ama ilerletmek daha güzellerine sahip olmak istediğiniz konu neyse onunla alakalı arkadaşlar sizin artık bir adım atmanızın zamanı gelmiş diyor kartlarımız. Bu kadar da arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız bana Instagram ya da TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.